Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videodan hepinize selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet arkadaşlar. Leğen çıktıysa ortaya kesin bir tarifler var. Evet arkadaşlar. Bugün güzel bir videoyla karşınızdayım inşallah. Benim için özel de bir video. Arkadaşım geliyor arkadaşlar. Uzun zamandır görüşemiyorduk. Kendisi İstanbul'da oturuyor. Köye gelmiş. Dedi İrem sana da geleyim. Ben de tabii dedim. Buyur kapım açık. Benim liseden arkadaşım. Ben de dedim yemeğe gel dedim. Öğlen gelecek. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Ben şimdi diyetteyim. Şimdi onlara ayrı bana ayrı hazırlamak olmaz. Ben de dedim yemek yapayım. Ortak hep beraber yeriz. O da tamam dedi. Yemekli çağırdım. Şöyle iki tane yumurtamı kırıyorum. Revani yapacağım arkadaşlar. Ben yemeyeceğim tabii ki de ama misafirlerim için tabii ki de tatlı yapacağım. Tatlımdan başlıyorum. Menümü birazdan sayacağım sizlere. Evet, şuraya şerbetimizi koyalım. Biz revanimizin kekini yaparken bu da burada güzelce olsun. Burada ne var arkadaşlar? 3 su bardağı şekere, 3 su bardağı su. Bu güzelce kaynasın, şerbetimiz olsun. Şimdi sizi buraya koyayım. Bugün burada yapmak istedim. Masamda yapmak istedim. 2 yumurta kırdım büyük. Oy. Şöyle 1 su bardağı şeker. Mikserim bozuldu arkadaşlar. Çırpıcıyla yapacağım. Şu yumurtada şekeri güzelce özleştirelim. Şöyle irmiğim var. Ondan 1,5 su bardağı ekleyeceğim. Sütüm var. Vanilyam, hamur kabartma tozum. Biraz da un ekleyeceğim. Ve sıvı yağ 2 bardağı da. Menümü sayayım arkadaşlar buradayken hemen unutmadan. Mercimek çorbası yapmayı düşünüyorum. Vişne kompostosu yapacağım. Salata yapacağım. Tavuk haşlayacağım arkadaşlar. Tüm tavuk aldırdım. Onu böyle çok güzel sosla birlikte. Hani ben yapıyorum ya sıvı yağ, toz biber, böyle tuz. Tavada güzelce kavuracağım. Pirinç pilavının üzerine gelecek. Nohutlu da bir pirinç pilavı yapacağım. Yanına da sarma yaparım. Buzlukta sarma var. Ya da makarna falan yaparım. Bilmiyorum arkadaşlar. Yemek menümüz bu şekilde. Ben tavuklu pilavı yiyebilirim. Mercimek çorbasını da yiyebilirim. Yani misafirlerime ayrı, kendime ayrı yapacağım yerde dedim hepimiz aynı şeyi yiyelim. Sofranın başında hepimiz olalım. Öyle düşündüm. Bilmiyorum. Benim düşüncem bu. Şöyle şekerli vanilinimi de ekleyeyim. Bu bir hazırlık bloğu arkadaşlar. Yarın gelince de çekerim onlar. Zaten çocuklardan yarın fırsat bulabilirsem birkaç dakika çekerim. Yumurta ile şekeri çırptım. Yoğurt da olabilir ama ben süt kullanıyorum arkadaşlar. 1 su bardağından 1 parmak eksik süt. Salatamı falan da yıkarım güzelce yeşilliklerimi. Akşam doğrarım zaten yarın 11-12 gibi gelecekler ve 2,5'a kadar duracaklar. Zamanımız kısıtlı. O yüzden hazırlıklarımın çoğunu bu akşamdan yapacağım. Biz de oturur sohbet ederiz, hasbet gideririz diye düşündüm. Bir su bardağı da sıvı yağ. Çok heyecanlıyım. İnşallah güzel hazırlıklar yapabilirim. Şöyle 1,5 su bardağı irmik.
Şöyle unumu da ilave ettim. Bir su bardağı. Bakalım nasıl olacak kıvamı. Biraz daha ekleyebilirim belki. Ben revanide böyle irmiği daha çok severdim arkadaşlar. Undan daha çok irmik eklerdim. Mesela 1,5 su bardağı yazıyorsa tarifte ben 2 su bardağı kullanırdım. Daha iyi olurdu. Şimdi de öyle yapacağım gibi görünüyor. Biraz daha irmik ekliyorum. İrmiği küçükken Mustafa Ayten'e çok yapardım. Şimdi dedim çay usulü hazırlasam kek, pasta, börek ben yiyemeyeceğim. Onları yiyip de ben bakmak da iyi olmaz. Dedim en iyisi ben yemek hazırlayayım. Yani benim düşüncem bu. Evet. Kek hamurumuz oldu sayılır. Kabartma tozumuzu. Ne olur aksilikler başlamasın. Yani bendeki de şans. Borcamamıza dökelim şimdi. Masa biraz dağıldı ama sorun değil. Şimdi temizleyeceğim arkadaşlar. Zaten sabahki bulaşığım hala duruyor. Dedim Mustafa yutunca toplarım. Bu sırada bir telefon geldi. Ben de dedim en azından tatlımı aradan çıkarayım. Evet şimdi fırınımıza gönderelim. 180 derecede üstü kızarana kadar pişsin revanimiz. Önceden ısıtılmış fırınıma revanimi gönderdim arkadaşlar. İnşallah güzelce pişer. Şöyle şerbetim de kaynıyor. Biraz daha kaynasın. Daha sonra şerbeti soğumaya bırakacağım. Kekim sıcak olacak, şerbetim ılık olacak. Önce şerbeti koyalım arkadaşlar revani tatlımızda. Evet arkadaşlar, revanimi fırından çıkardım şimdi. İlk sıcağı çıktı, şerbetle buluşturma zamanı. Şerbetim çok soğuk da değil, ılık. Tatlımın da dediğim gibi sıcağı çıktı, biraz fazla kızarmış ama olsun güzel olur böyle diye düşünüyorum. Şimdi şerbetle buluşturma zamanı. Bıçakla da böyle delikler açtım. Şerbetini güzel içine çekmesi için. Evet arkadaşlar şimdi nerede kaldık? Hazırlıklara devam yemek hazırlıklarımızdan. Şöyle salatayı da dedim aradan çıkarayım. Marulumu yıkadım güzelce kuruladım. Yarın salata yapmakla falan uğraşmayacağım. Yarına çorbam kalıyor pilavım tavuğumu haşlayacağım çünkü sarma falan var. Bunu üzerini kapatıp buzdolabına koyacağım. Bir günden bir şey olmaz yağsını tuzunu limonunu falan sıkmadığım sürece. Böyle yeşillikler ölmeden diri diri kalacak diye düşünüyorum inşallah. Böyle hiç yapmamıştım ilk defa yapıyorum. Şöyle havucu da rendeledim. En azından benim salata yapmam yarım saati bulur. Yarım saatim cepte. Zaten misafirlerim o kadar çok kalmayacak. Dedim yemeklerle falan oyalanmadan oturup sohbet ederiz, muhabbet ederiz. Yemeğimizi bir güzel yeriz. Bunlar şimdi buzdolabına. Tabii buna salatalık koyacağım. Mor lahana var. Biraz soğan küçük küçük doğrarım. Daha bitmedi yani. Onlar yarınki aşama.
salatalık falan dedim, şimdi suyunu çeker. En azından marul kurutma, doğrama derdimden kurtuluyorum. Şimdi bunu dolaba uğurluyorum. Tatlım, salatam hazır sayılır. Evet arkadaşlar, tatlım güzel dinlendi. Şimdi şöyle kestim, üzerini süslüyorum. Dolaba kaldırmıştım da duramadım. Böyle son dokunuşları yapıyorum. Güzele benziyor. İnşallah misafirlerim de beğenir. Şöyle bir iki tanesi kaldı. İnşallah severler. Evet arkadaşlar, ben uyandım. Şöyle hazırlıklara devam. Dedim yemeğim pişe dursun, biz kahvaltı yapalım o esnada. Hem de çıkan bulaşıkları yıkamış olurum. Şöyle sarma koydum arkadaşlar. Sarmayı ben yiyemeyeceğim ama misafirlerim için pişiriyorum. İçi bulgurlu olduğu için yiyemeyeceğim ama olsun, misafirlerim daha önemli. Şöyle yağını döktüm. Biraz tuz atacağım. Biraz da limon koyacağım. Güzel güzel pişsin. Burada tavuğum var arkadaşlar. Bunu da haşlamaya bırakacağım. Daha sonra dediğim gibi güzel güzel parçalayıp tavada güzel soslu bir şekilde kavuracağım. Çok tatlı olur. Pirinç pilavının üzerine herkese ayrı tabaklarda koyacağım. Ve çorbam kalıyor. Çorbayı da tavuk piştikten sonra yapacağım. Hadi bakalım, kettle'ımda su kaynadı. Evet arkadaşlar, şöyle tavuklarım güzelce haşlandı. Şimdi kahvaltı bulaşığıyla birlikte düdüklünün bulaşığını da yıkayacağım. Onun için tavuklarımı böyle dittim. Şu neymiş ay. Gözümden kaçmış kemik. Şimdi bunların böyle ağzı kapalı dursun arkadaşlar. Onlar gelince kavururum. Daha sonra pilavımı falan yapacağım. Pilavımı biraz sonra yaparım. Bulaşığı yıkayayım. Şöyle burada da sarmalarımız çok güzel görünüyor. Çatalla baktım, tadına bakamadım. Pişmiş, içindeki malzemeler pişmiş. Evet arkadaşlar, şimdi mercimek çorbam için mercimeklerimi kavuruyorum. Şuraya pilavımı yaptım. Şöyle pirinç pilavımı yaptım. Tavuklarımı da birazdan kavuracağım. Bir kahve içtik, sütlü kahve. Şimdi yemek hazırlıklarına başladım. Arkadaşım çocuklarını uyutuyor. Sohbet muhabbet o şekilde devam ediyoruz. Çekebildiğim kadar çekeceğim size. Salatalarım şöyle hazır arkadaşlar. Diğer arkadaşım da geldi. Arkadaşımın annesi, çocuklar, ben. Şuraya tavuğumu koydum. Sıvı yağ, tuz, koz biber böyle güzelce kavuracağım. Çok güzel oluyor. Tavsiye ederim arkadaşlar size de. Ve bayağı bir kavuracağım. Pilavımı üzerine ekleyeceğim. Çorbam da burada pişti. Sarmalarımı göstermiştim. Sarmalarımı da ısıtacağım. Burada kompostum var. Şurada pilavım. Şükürler olsun hazırız. Turşu falan da koyarım. Öyle bir yemek yiyeceğiz. Çok güzel sohbet ediyoruz. Vakit geçiriyoruz. Özlemişiz birbirimizi. Evet, yemeklerimiz hazır. Afiyet olsun dostlarım. Bizim çocuklar başladı. Soframız bu şekilde arkadaşlar. Sarmalarımızı şuraya koyduk. Yedikçe koyacağız oraya. Evet arkadaşlar, misafirlerim gitti. Ortalığı falan toparladım. Çayımızı içtik. Çay anını falan çekemedim. Onun iki tane çocuğu var. Benim de iki çocuk derken ona dur buna dur derken vakit nasıl geçti anlamadım. Şöyle normalde yemek... Artık yemekleri göstermek istemiyorum ama arkadaşlar, bazı kişiler yorum yazacak kesin, eminim. İrem, o kadar yemek kime yetecek? Arkadaşım bir kendi bir de annesi vardı arkadaşlar. Zaten çocuklar küçük, yemek falan yemediler fazla, bir süt içiyorlar. Bir tane de arkadaşım tek başına geldi, bir benim. Benim çocuklar da zaten pek yemekli değil. O yüzden bakın, tavuğumdan kalan bu arkadaşlar, fazla fazla yetti. Yaprak sarmam da kaldı hatta. Dedim hiçbir şey yemediniz dedim. Onlar da doyduk dediler. Çorbam da kaldı bayağı bir. Kaldı yani arkadaşlar. Çeşit çeşit de yapmadım. Bilmiyorum, 4-5 çeşide de gerek yok bence. İsraf. Karnımız doydu çok şükür. İnşallah onlar da memnun kalmıştır. Şimdi Mustafa'yı uyuttum.
ilerleyen dakikalarda görüşürüz inşallah. Evet, Mustafa it uykudan uyandı. Biraz sinirli bir şekilde uyandı ama hallettik. Emir de böyle kuvvetin içinde oturuyor. Şöyle odanın son hali arkadaşlar. Yedik içtik, dediğim gibi kaldırdım. Bulaşığı yıkadım da odaya henüz daha yeni oturdum. Telefonumu da bir şarja taktım. Bizimkiler yatak odasında oynuyor. Birazdan şu kaba oyuncakları da toplayacağım. Yani arkadaşlar, çocuklar, kızı zaten 2 yaşında, Mustafa Yiğit'le yaşıt. Güzel geçti, keyifli geçti. Emir seni götürdü. Evet annem, küçüğündeyim, burada kalmış. Emir buldu değil mi Emir? Ama annesine dedik, şimdi onlar uzakta olduğu için tekrar buraya gelme şansları pek yok. Aramızda bayağı bir mesafe var. Arabayla geldiler. Dedi yedek var dedi. Sen de kalsın dedi. Bu da bize hatıra kaldı. Küçüğün emziği neyse. Yapma abisi, oynasın elleme ya. Emir'im hadi bir de sen yap. Kule yap hadi bir kule. Çekiyorum takipçilerimize. Hadi konuş. Takipçilerimiz. Bakın Emir ev yapmış. Güzel mi sizce? Güzel. Mustafa da yapmış. Ama en güzel Emir'inki değil mi? Evet. Çünkü çok güzel. Söyle hadi takipçilerimizi beğenmeyi unutmayın videomuzu de be. Takipçilerimiz. Beğenmeyi unutmayın videomuzu. Hı, sizi seviyorum de. Sizi çok seviyorum. Takipçilerimiz kim Emir? Biliyor musun sen onları? Biliyor musun da sen onları? İsmi yine. İsimleri çok. Çok takipçimiz var. Hatice, Fatma. Onlar mı takipçiye? Tabii. Damla. Çok çok izleyicimiz var. Bakayım annem. Takipçiye mi göndermiş attım sen? Evet. Hayır. Mustafa ne yapıyorsun? İkimizi göndermiş. Bana göndersin. Tamam. Bak bak Emir, bak bak. Yavaş yavaş yap. Abisi yapma ya. Emir itme öyle annem. Kanepenin üzerinden yapma. Bak şimdi oyun şeye çevrildi. Kavgaya dönüşecek şimdi vallahi. Hadi bir ev yap Mustafa hadi. Emir de şato yapsın. Emir şato yap hadi be. Nasıl enerjikler, nasıl? Kule yapacağım. Ne? Kule. Ne kulesi? O zaman Allah'ın evini yapacağım. Cami. Cami yapacağım. Allah'ın evi cami mi Emir? Evet. Seviyor musun sen camileri? Uzun bir cami yapacağım. Evet yap bakalım. Cami uzun. Minaresi uzun olur değil mi? Sen ne yap? Sen ne yapıyorsun? Böyle oynuyor kuzucuklar. Peteklerimiz de yandı arkadaşlar. Sıcacık oturuyoruz. Bu arada bizim ev doğalgazlı değil arkadaşlar. Yorumlarda sormuş bir kişi, aklıma gelmişken söyleyeyim. Bizimki hala eski sistem. Kat kaloriferi var. Yorum aldım az önce. Sevde Özdemir. Ailemizle birlikte. Efendim. Evet annem çok güzel. Sevde Özdemir izleyicime buradan selamlar olsun. Video açıkken yorum attı. Ben de ona selam göndermek istedim. Anne takipçiye mi göstereyim? Ha Emir. Emir sana dur bir dakika. Bir tane izlediğimiz Emir'den demiş selam bekliyorum demiş. Bir el salla. Kızı seni çok seviyormuş. Adı neymiş biliyor musun? Eslem. Seni çok seviyormuş. Eslem'e selamlar de. Selamlar. Eslem selam de. Eslem selam. Ben de seni sevdim de. Ben de seni sevdim. Onu da söyleyeyim. Bazı yorumlarınızı inanın unutuyorum arkadaşlar. Şu an bakın yorum geldi yukarıdan, öyle hatırladım. Buradan bizi izleyen tüm izleyicilerimize selam. Şımarmıyoruz. Tüm sevenlerimize selam Demir. Tüm izleyicilerimize selam. Öpücük at bir de. Emir'i çok seviyorlarmış. Biz de onları seviyoruz. Esleme, küçük Esleme selamlar. Bir sürü. O minare mi Emir? He? O minaresi mi? Evet.
Allah'ın camisi. Allah'ım, bir de yanına cami yap. Allah'ım, bu ne yapmış ya? Nasıl güzel, nasıl güzel. Bahçe mi yaptın? Evet. Ha, hayvanlar da burada, örümcek adam da burada, değil mi Mustafa? Ne benim yapıyorsun? Bunlar benim. Tamam Mustafa, sen de şu kareleriyle oyna annem. Şöyle ev yapalım hadi, bahçe yapalım. Hayvanlara böyle suluk yapalım, su içsinler. Bak buradan Mustafa yiğit, bak bak bak. Bu da buradan içsin. He? Örümcek adam da bunları beklesin. Bazen ben de bunlarla oynuyorum arkadaşlar. Ne yapayım? Arayı bulmaya çalışıyorum. Sen iyisin. Sen dur. Sen ben yapma. Ben şimdi bahçe yapacağım. Bahçe yap bir de annem. Bahçe yap annem. Bak Mustafa Yiğit, burada da hayvanlar varmış. Al. Ayıcık. Al bunları panda. Hadi. Ha, panda. Evet panda varmış annem. Bunlar böyle oynaya dursun. Videomuzu da artık kapatayım arkadaşlar. Bundan sonra ne yaparız bilmiyorum. Dinleniriz. Yarın da hastane randevu günüm. Yarın da video çekeceğim. Sonuçlarımı inşallah öğrenirsem sizlere söyleyeceğim. Ben de çok merak ediyorum. Hepiniz sağlıcakla kalın. Bakıyorum bakıyorum. Ay harika harika. Çok güzel olmuş. Hepiniz sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun.